Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Aziz, ya Kerim, ya Celil, ya Cebbar. Ey güzel Allah'ım, kapındayız ya Rabbi. En mübarek ayındayız ya Rabbi. Rahmet mevsimini tamamladık. Mağfiret günlerinin başındayız ya Rabbi. Bizi huzurundan bu mübarek ayın feyiz ve bereketinden, rahmetinden ve mağfiretinden mahrum etme ya Rabbi. Allah'ım, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, bizi bundan sonraki hayatımızda günahlara karşı imanımıza güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Şeytanların yoluna düşürme. Allah'ım, kötüleri yolumuza musallat etme. Zalimleri, katilleri, hainleri, kafirleri, Müslümanların aleyhine başarılı kılma ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, her şey senden istenir. Senden başka müminlerin gidecek kapısı yoktur. Bizi kapından başkasına el açtırma ya Rabbi. İmanımızı zayıflatacak haramlara, günahlara yüzümüzü çevirme ya Rabbi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi, ev halkımızı, Müslüman kardeşlerimizi sırat-ı müstakim üzere hayatımız boyunca sabit kıl ya Rabbi. İlahi, kalpler senin elinde. Ya Rabbi, kalplerimizi dininde sabit eyle. Ürpermeyen kalpten sana sığınırız. Kalplerimize merhamet, ürperti, huşu, takva doldur ya Rabbi. Kabul olunmayan duadan sana sığınırız. Allah'ım, duası kabul olunan zamanlar hatırına, duası kabul olunmuş kullarının duası hatırına, Allah'ım şu mübarek mevsim hatırına dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, doymak bilmeyen nefisten sana sığınırız. Bize kanaat zenginliği nasip eyle. Yeryüzünde namusu, canı, malı, hürriyeti, memleketi tehlikeye düşmüş bütün Müslüman kardeşlerimize imdad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rab, hastası olan kulların var. Ya Rabbi, bütün hastalarımıza, bütün hastalıklarımıza hayırlı, acil şifalar ihsan eyle. Dert verip derman aratma ya Rabbi. İmtihan gereği bir hastalık, bir musibet, bir sıkıntı başımıza geldiğinde ona sabredecek bir imanla bizi donat ya Rabbi. İlahi ya Rab, dünyanın varında da yoğunda da, azında da çoğunda da, sağlığında da hastalığında da, fakirliğinde de zenginliğinde de, güçlülüğünde de zayıflığında da, gençliğinde de ihtiyarlığında da bizi İslam'dan ayrı yerlere düşürme ya Rabbi. Ya Rabbi, kalbimize imanı ve ibadetleri sevdir ya Rabbi. Ya Rabbi, ölmüşlerimize, anne babalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden, üzerimizde hakkı olan ahiret yurduna göç etmiş bütün ölmüşlerimize gani gani rahmet eyle. Şehitlerimize, gazilerimize, cümle ecdadımıza, dünyadaki bütün Müslüman beldeleri ve güzel yurdumuzu bize emanet edip giden cümle iman ehli ecdadımıza gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Onların da bizim de taksiratımızı affeyle ya Rabbi. Dualarımızı lütuf ve merhametinle kabul eyle ya Rabbi. Amin. Birahmetike ya Erhamer Rahimin. Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar,
Dua ile başladık, besmele ile başladık. Rabbim kabul eylesin. 11. sahur vaktinde, bu güzel akşamda, güzel sahur vaktinde yine hem dua hem Kur'an. Bugün çok güzel, zengin bir programımız. Çünkü grup dergah da bizlerle sevgili dostlar. Şimdi çok kıymetli bir hocamız ziyafeti Kur'an, tilaveti Kur'an'da bulunacak. Ankara Kocatepe Camii müezzini İbrahim Çakıllı hocam. Bizlere, Hafız İbrahim Çakıllı hocam bizlere inşallah güzel bir aşr-ı şerif ikram edecekler. Ve biz onun ardından Hazreti Nuh'un tufanıyla ve oradan hisseler, dersler almaya gayret ederek programımız devam ediyor. Muhterem hocam İbrahim Çakıllı hocam, buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezî âmene yâ kavmi اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Çok muhterem hocamız İbrahim Çakıllı hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, nur olasınız. Ezan-ı Muhammediye'yi de inşallah canlı olarak hocamdan böyle Kocatepe, Ankara Kocatepe Camii ezanlarından bir ezan dinleyeceğiz. Hocamız
Sakarya değil mi hocam? Evet hocam. Sakarya, Hendek. Hendek. Hendekli Abdurrahman Gürses hocamız var değil mi? Maşallah. Aynı familyadanız. Aynı familya. Maşallah. Abdurrahman Gürses hocamızı rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. İsmail Biçer hocamı, Kur'an'a hizmet eden bütün hocalarımızı, İslam'a Allah rahmet eylesin. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, Nuh Aleyhisselam'a değineceğiz ama her peygambere bakarken Kur'an'daki kıssalarına anlıyoruz ki o peygamberi Allah Kur'an-ı Kerim'de zikretmesinin pek çok sebebi var, hikmeti var. Yani bize hikaye öğretmek değil, haşa. Kıssalardan hisse, ibret çıkarmak. Yusuf peygamberi koymuş ki Allah Kur'an'a, haksızlığa uğrayabilirsiniz, iftiraya uğrayabilirsiniz. Sizin de başınıza böyle bir iftiraya düşerek hapishane yolları, zindan yolları çıkabilir. Yusuf'a bakın bir nefes olsun diye. Allah Eyüp peygamberin hastalığını anlatmış bize. Hazreti Eyüp'ün çektiği çileler, şimdiki çile çekenlere bir misal olsun diye. Nuh'un ne gibi bir dersi olabilir bize? Bin yılı aşkın bir ömrün kısa bir ömre ayna oluşu. Hırsa kapılmayın. Bin yıl yaşattığım Nuh ölümü tattı. Yani Allah bize kısaca aklınızı başınıza alın. Öleceksiniz. Nuh kadar bin yıl ömrünüz olsa bile. Hazreti Nuh'un kamıştan bir evi varmış. O yaşlandığında tufan bitip de bizim Şırnak, Güneyi, Cizre, Musul topraklar oralar hep, Musul büyük vilayetti. Oralara evcikler yapınca Hazreti Nuh bir tane de kendine kamıştan bir ev yapmış. Demişler ki ey Nuh, daha böyle sağlam kayalardan filan böyle güzel bir ev yapsaydın deyince Hazreti Nuh diyor ki ölümü bilen için bu bile fazla. Allah'ım Hazreti Nuh'tan ibret almayı bize lütfeyle. 300 yaşında birisi vefat etmiş, genç. 300 yaş o zamana göre genç. Yani bizim 30 yaşlar, 40 yaşlar gibi. Herkes ağlıyormuş. Eyvah genç yaşta öldü, eyvah genç yaşta öldü filan diye. Hazreti Nuh Aleyhisselam demiş ki ne ağlıyorsunuz? Gencecik öldü demiş. Daha doğru dürüst bir gün yüzü göremedi. Hazreti Nuh, sizden sonra yaşları 50, 60, 70 olan kavimler gelecek. Onların hali ne olsun o zaman demiş. Onlar ev bile yapmaz. Öyle mi Hazreti Nuh demişler. Yani 50, 60 yıl için ev mi yapılır? Onlar herhalde ev mev de yapmazlar demişler. Hazreti Nuh Aleyhisselam, Allah'a yemin ederim ki sizden daha çok dünya düşkün olacaklar. Sizden daha çok dünyaya sarılacaklar. Dünyanın peşinden çılgınca koşacaklar. Sizi geçecek hırsta diyor. Hazreti Nuh'un ömrü, bin küsür yıllık ömrü bizim hırsımızın önünde Kur'an'dan bir frendir adeta. Allah'ım Nuh'un hayatıyla dünya hırsımızı terbiye etmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Sevgili dostlar, kısa bir aranın ardından sohbetimiz devam ediyor inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, Kanal 7 ekranlarında Başakşehir Sular Vadisi'nde sahur vakti programımız canlı olarak devam ediyor. 11. sahurdayız ve bu sahurda dediğim gibi çok zengin, çok renkli, güzel bir program elhamdülillah. İbrahim Çakıllı hocam, Adapazarı Hendekli, Ankara Kocatepe Camii müezzini çok güzel bir aşru şerif ikram ettiler. Grup dergah bizimle. Birazdan onlardan eser alacağız. Ama şimdi ev sahibi olarak hazır yakalamışken muhterem belediye başkanımız avukat Mevlüt Uysal Bey, Başakşehir Belediye Başkanı bu bölümde bizlerle. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Vallahi başkanım evet. 11 gün oldu biz dedik. Evet.
Allah razı olsun, çok böyle fazla ekrana, ön plana çıkma niyetiniz yok, evet. Maşallah. Hocam tabii nasıl olsa buradayız. Biz sizleri takip ediyoruz. Buraya çıkmamız da çok önemli değil dedik. Allah razı olsun. Ama öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz gerçekten. Her sene burada program yapıyorsunuz. Başakşehir ülkemizde, Sular Vadimizde. Güzel bir program oluyor. Beğenerek izliyoruz. Biz Allah razı olsun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem izleyicilerimizin buraya gelmesi, gitmesi, teknik ve lojistik destekle çok güzel bir program. Halkımız çok memnun. Gördüğünüz gibi İstanbul'un her yerinden insanlarımız var. Hatta çoğu zaman İstanbul dışından geliyorlar. Evet. Sayın Başkanım, bu sene Sular Vadisi ve Başakşehir'de sanki böyle programlar, o müzik programı, Ramazan eğlencesi dedikleri program yok gibi. Hocam biz geçen yıl bu kararı aldık. Özellikle şu anda yaz döneminde teravih vaktiyle program vakitleri çakışıyor. Çakışınca da ya çok geç oluyor, işte 12'de zaten program başlatmak gerekiyor, böyle bir program olmaz dedik. Öncesinden başlattığımız zaman da namaz saatine, teravih saatine denk geliyor. Geçen sene dedik ki biz Ramazan programı diyoruz, madem ki biraz ruhuna uygun olsun. Biz yine Bahçeşehir'de Gölet bölgesinde, burada yine hemen Sular Vadisi'nde, biraz bulunduğumuz yerin hemen biraz aşağısında böyle standlarımız var. Ayrıca gezilebiliyor ama orada program yapmıyoruz. Özel bir program. Özel bir program yapmıyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ancak tabii bu Ramazan'da program yapmıyoruz manasına gelmiyor. Cami programları yapıyoruz her mahallemizde, camilerimizde oluyor. Yine bizim sokak iftarlarımız var. O evet, programları yapıyoruz. Evet, dikkatimizi çekti. Bayağı bir güzel sokak iftarları, kalabalık oluyor galiba. Tabii özellikle herhalde biraz da sizin buradaki bu programın bereketi, yapmış olduğunuz programın bereketi, bu Başakşehir mahallesinde, Başak mahallesinde yaptığımız Sular Vadisi iftarımız bizim çok yoğun geçiyor. 15-20 binin üzerinde katılım, evet, oluyor. Elhamdülillah. İnşallah bu Ramazan'da yine 11 Temmuz'da, cumartesi günü burada yine yapacağız. Her mahallemizde muhakkak sokak iftarı yapıyoruz. Geçen yıl sokak iftarlarımızda yaklaşık bir 170 bin civarında vatandaşımızı buluşturmuştuk. Sokak iftarında sokak 170 bin iftar. Evet. Maşallah. Bu sene de herhalde yine 150 bin civarında hemen vatandaş... hemen nüfusun yarısına dokunmuş oldunuz. Dokunmuş oluyoruz. Yani evet, mükerrer gelenlere şey yapsak bile neticede nüfusun en azından %50'si birebir orada, evet, ailecek buluşuyor. Elhamdülillah. Tabii iyi olanı şu, bütün komşular geliyor. Evet. İşte fabrika sahibiyle fabrikadaki işçi. Değil işte mi? Apartmandaki yöneticiyle apartmandaki işte hizmetli, hepsi ailecek geliyor, gayet güzel oluyor. Onlara Ramazan'da dar gelirli ailelere Başakşehir'de geçen yıllarda destek kart uygulaması vardı. Devam ediyor mu başkanım? Hocam bizim destek kartımız sadece Ramazan'a özel değil. Ramazan'da tabii ekstra da oluyor ama biz Başakşehir'de fakir olan her kim var ise ve her nereden o adresi alırsak o fark etmiyor. Diğer siyasi partilerden, bütün derneklerden vesaireden. Çünkü açlığın dini iman olmaz diyoruz. Tabii ki. Bu memlekette hep birlikte yaşıyoruz. Onlara birebir gidiyoruz, yerinde tespit ediyoruz. Bir de insanların rencide olmadan, onurun kırmadan onları hani derler ya, veren elle alan el, birbirin görmeden. Görme. Sağ elin verdiğini sol el görmesin. Evet. Bu şekildeki bir şeyde destek kartımız gerçekten onu sağlıyor. Çok doğru. Vatandaşımız gittiği zaman marketinden alışveriş yaparken sanki kendi kredi kartıyla alışveriş yapar gibi. O gerçekten bizim yaklaşık 5 yıldır oturdu. Gayet güzel gidiyor. Elhamdülillah. Evet. Evet. Sevgili seyirciler, hakikaten bu şu üç başlık benim için çok önemliydi. Hani bizim de söylediğimiz, Ramazan bir eğlence ayı değildir. Bir, teravih namazına mani oluyor diye program yapmamak. Bence çok güzel, alkışlanacak, tebrik edilecek, teşekkür edilecek bir uygulama. İki, program yapılacaksa camilere yönlendirmek. Camilerde ben gördüm broşürü. Pek çok muhterem hocamız,
Yani işte Ahmet Bulut hocamızdan efendim Ali Rıza Temel hocamızdan pek çok hocalarımız böyle kıymetli hoca efendiler camilerde teravih öncesi vaazda buluşuyorlar. Bu çok güzel ve bu destek kart uygulaması. Hani ben daha önce programda da söyledim, böyle kamerayı yardım verdiğin insanın gözüne tutup bir koli ona vermek, onun yüzünün suyunu döküyoruz aslında. Ayıp oluyor. Bunu yapmamak lazım. Bak bugün teknoloji çağındayız kardeşlerim. Bir kart veriyor, o kartla galiba bir de şeyi hatırlıyorum geçen seneden, sigara alamıyordu değil mi? Tekel ürünleri alamıyor. Tabii ha, o biz o destek kartımızın da bazı şartlarımız var. Ailede anneye veriyoruz. Ha. Ailede aile reisi olarak artık eşitlik geldi ama biz vallahi orada başkanım, eşitlik kabul etmiyoruz. Özgür şey pozitif ayrımcılık. Bayanları orada muhatap alıyoruz. Çünkü bir evin ihtiyacını en iyi anne bilir diye. Çok doğru. Diyoruz. Çok doğru. Anneler gitsin birebir alsın diyoruz. Tekel ürünleri alamıyor. Bir üründen ihtiyaç fazlası alamıyor. Gidip bir çuval şeker alamıyor. Ha, yani aile istismar edilecek ihtimal noktalar kapatılmış. Yani o da çok güzel. Ya ben bu yönüyle Başakşehir Belediyesi'nin bu uygulamasını gerçekten tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak nice hayırlı hizmetlerde tüm belediyelerimizi, valiliklerimizi, devlet kurumlarımızı, sivil toplum kurumlarımızı, vakıf ve cemaatlerimizi böyle sosyal hizmetler, insanımıza dokunan güzel hizmetleri tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Başkanım var mı söyleyeceğiniz Ramazan'a Hocam, ait mesajınız? Tabii Ramazan oruç ayı, geçiyor, rahmet geçiyor. Ayı, bereket ayı, dostlukların, samimiyetlerin geliştirildiği bir ay diye düşünüyoruz. Ve ben her sokak iftarında vatandaşlara söylüyorum. Biz Ramazan boyunca sokak iftarları yapıyoruz ama her mahallede bir gün yapıyoruz. Diyorum ki biz 30 günlük Ramazan boyunca bir gün geliyoruz, sizleri bir araya getiriyoruz ama biz burada olmadığımız, sokak iftarı yapmadığımız günlerde de siz bir araya gelin. Evet, biz başlattık, siz sürdürün. Siz devam ettirin, sevdiklerinizle, komşularınızla bir araya gelin diyoruz. Çünkü hedefimiz burada şu, evet belediye olarak bizim görevlerimiz işte yani hizmet dediğimiz zaman belediye hizmeti yol yapmak, kaldırım yapmak, binaları güzelleştirmek vesaire ama bir de onun ruhu var. İçini doldurmak var. İnsanların birbiriyle komşuluk ilişkilerinin hayırlı güzel olması, birbiriyle samimiyetinin iyi olması, burada ailecek bir aile ortamında yaşıyor olması o çok önemli. Biz de Ramazan'ı vesile bilip ilçemizde oturan insanları bu manada birbiriyle kaynaştırmaya yönelik çalışmalarımız oluyor. İnşallah bunu başarırsak ne mutlu diyoruz. Allah razı olsun. Ne güzel. Her şey yol, kaldırım değil. Bunlar yapılacak zaten ama bir de dua almak, komşuluğu diriltmek. Hakikaten gittikçe yabancılaşıyoruz. Toplum olarak gittikçe yalnızlaşıyoruz. Hani metal yalnızlık diyorlar belki buna bir de. Gittikçe bu sanal dünya, teknoloji hayatımıza girdikçe insanlar 15 milyonluk İstanbul'da yalnız kalabiliyor insan. Dolayısıyla bu faaliyetler gerçekten en azından yüz yüze bakmayı sağlıyor. Gerçi geçen ben Ziya Gökalp mahallemizdeki iftara katıldım başkanımızla. Çok ilgimi çeken bir masa oldu. Bir masada gençler oturuyor. Gençlerin hepsinin elinde cep telefonu, kafalar eğilmiş. İkisi birbirine nasılsın demiyor. Belki de oradan yazışarak nasılsın, iyi misin diyorlar. Öyle bir duruma gelmişiz. Gençler eyvallah. Ama birbirinize gözünüzün içine bakarak dua etmenizden daha büyük keramet yoktur. Daha büyük dostluk yoktur. Yüz yüze bakarsanız birbirinize daha çok sevgi ve muhabbet, vefa duyarsınız. Ben başkanıma bu güzel hizmetlerinden dolayı Başakşehir'de de ev sahibimiz olarak bize çok güzel desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanım Allah razı olsun. Estağfurullah hocam, biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah başarılarınızı artırsın. Cenab-ı Hak hepinizin, tüm devlete, millete hizmet eden tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Sağ olsunlar. Dilerseniz grup dergahtan bir güzel eser dinleyelim inşallah. Buyurun.
düşüp yanarsan, zakir olup anarsan, la ilahe illallah. Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen çok değerli izleyiciler, hepinizi bir kere daha muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın uzunca bir hayatı var dedik. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik süresi Kur'an-ı Kerim'de 950 yıl. 950 yıllık peygamberlik, tebliğ. Üstelik de yine biz bunu hem hadis-i şeriflerden hem peygamberler tarihinden öğreniyoruz ki Hazreti Nuh Aleyhisselam hitabeti en güçlü peygamberlerden. Hitabet olarak konuşma tarzı, üslubu, ses tonu en güçlü hatip olan peygamberlerden birisi. Ama dikkat ederseniz en çok rivayet eden 70 kişi Müslüman oldu diyor. Hazreti Nuh'un gemisine binen en çok 70 kişi. Kıymetli dostlar, Hazreti Nuh kavmini Allah'ın göndereceği bir azapla tehdit ettiği ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine eğer iman etmez derse, eğer zulüm ve inkarda inat ederlerse çetin bir azabın onların üzerine ineceğini haber verince kral hem dermesil hem de hanımı Uzre olarak da geçiyor Hazreti Nuh'un hanımının ismi. Asım Köksal Hoca'nın peygamberler tarihinde Vaile olarak da geçiyor. Hazreti Nuh'un hanımı o kafirlerin içindeydi. O da inkar etti. Hatta halkı Hazreti Nuh'a karşı kışkırtanların içindeydi. Yani kendi halinde sakin bir Müslüman olmayan biri değil de kışkırtıcı, Hazreti Nuh'a karşı insanları kışkırtan da bir yönü vardı. Nuh Aleyhisselam onları azapla tehdit edince kral birkaç defa adamlarıyla Hazreti Nuh'un gemi yaptığı yere geldi. Musul yakınlarında bir yer, geminin yapıldığı yer, Musul civarı. Bizim Cudi Dağı'na yakın bölge dikkat ederseniz mevki olarak. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisini yakacağını, Hazreti Nuh'a rahat vermeyeceği belliydi bu adamın. Hazreti Nuh'a karşı bu işten vazgeç dedi. Çünkü ortaya somut bir proje çıkmıştı. Gemi yapıyor. Ama çölün ortasında gemi. Önce alay ettiler. Fakat Nuh peygamber gemiyi yapmaya devam edince kardeşlerim rahatsız oldu kral. Çünkü Hazreti Nuh daha önce hiç yalan söylememişti. Hiçbir peygamber haşa hayatları boyunca yalan söylememiştir. Onu o toplum da biliyor. İçinde yaşadığı halk biliyor ki Nuh yalan söylemiyor. Gemi yaptığı zaman Hazreti Nuh'un haşa blöf yapmadığı, Hazreti Nuh'un böyle işte numaradan gemi yapıyor filan diye zaman kazanmak diye bir derdi olmaz peygamberlerin. Hiçbir peygamber bir şey söylerken dikkat çekmek için, efendim heyecan yapmak için, daha çok alkış almak için, insanları etkileyip ağlatmak için konuşmaz peygamberler. Peygamberler Allah onlara neyi emrettiyse, ne kadar emrettiyse sadece onu anlatırlar. Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinin 3 ve 4. ayeti kerimesinde
Rabbimiz bizim peygamberimiz aleyhisselam için öyle buyurmuyor mu? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوْهَى O asla hevasından, keyfinden, kafasından konuşmaz. Ne söylediyse vahiy ile söylemiştir. Necm suresi. Yani peygamberler az önce ifade ettiğim gibi dikkat çekmek için konuşmaz. Ama diğer hatipler öyle değil. İşte mesela bizler, işte televizyon hocaları diyorlar ya, veya işte diğer hocalarımız, iyisiyle kötüsüyle, biz nefsimize uyabiliriz. Çünkü biz vahiy almıyoruz. Biz Allah'ın o vahiyle bir peygamberi nasıl sarstığını bilmiyoruz. Resulullah Efendimiz vahiy geldiğinde Zeyd bin Sabit diyor ki, 18 yaşında bir delikanlı, vahiy katibi, hafızdı. İbrahim hocam gibi hafızdı. Hazreti Zeyd bin Sabit diyor ki, ben Resulullah'a vahiy geldiğinde onunla beraberdim. Dizi dizimin üstüne geldi. Vahiy ağırlığı çökünce dizim ezildi, koptu zannettim diyor. Öyle bir ağırlık. Hazreti Muhammed Mustafa'nın vahiy gelirken neler çektiğini, ne ağırlığı sırtında taşıdığını siz düşünün. Efendimiz Aleyhisselam. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber ve diğer peygamberler Allah'ın emrettiği kadar konuşur. Ama biz öyle değiliz. Biz bazen dikkat çekmek için şiir okuruz. Mesela insanlar biraz daha heyecanlansın diye. Hele bizim rahmetli Necip Fazıl, Mehmet Akif hazırdır böyle. Allah rahmet eylesin onlara. Tarih boyunca şairler, Hasan bin Sabitler, Abdullah bin Revahalar değil mi? Ka'b bin Züheyrler, Muhammed Busiriler ve daha niceleri hazırdır böyle. Şimdi bizim asrımızın Arif Nihat Asyaları, Nurullah Genç hocalarımız, Mahmut Kaya hocam böyle güzel naatlarıyla Dursun Ali Erzincanlı kardeşim filan böyle güzel şiirleri vardır. Bizim mesela hatipler için az önce söyledim, Üstad Necip Fazıl bulunmaz biz hazinedir. Yeri gelir tıkandığımız yerde sözü nereye bağlayalım, heyecanlandığımız yerde dilimize yapışır hemen. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Koşmana bak sen, hey güdükü heylan. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Bir şiirdir insanın içini heyecanla dolduran. Ama Resuller öyle değil, Nebiler öyle değil. Allah'ın bildirdiğini bildirir. Hazreti Nuh gemi yaptığına göre bir bildiği var. Yani biz inkar ediyoruz ama bu boş bir işi yapmıyor. Ya doğruysa? Onun için gemi yapmaktan vazgeçirmek için geldiler, tehdit ettiler. Cebrail aleyhisselama Hazreti Nuh sordu, gemiyi nasıl yapacağım? Daha önce gemi görmemiş ki, hiç gemiye binmemiş ki. Yani siz şimdi gemi deyince aklınıza 40 tane çeşidi geliyor. Kayığı geliyor, kanosu geliyor, yelkeni geliyor, kocaman feribotu geliyor değil mi? Bir sürü bilmem kaç gros tonluk yük gemileri geliyor. Neler var neler var. Ama öyle değil o zaman. Hiç gemi neyi bilmiyor insanlar. Cebrail'e sordu Hazreti Nuh, ilk geminin hikayesine bakın. Dedi ki ben gemiyi yapacağım da gemi nasıl bir şey olacak? Bir, önce bir ağaç dikeceksin. Ne o? Sac ağacı, sac. Sac ağacı. Bu ağacı dikecek. Hazreti Nuh yıllarca bekleyecek. O ağaç yetişecek. O ağaçlar çoğalacak. Geminin ağacı. Yani tufana karşı bir gemin mi var? Ağacı yıllar önceden dikeceksin. Tufana mı tutulacaksın? Öncesinde kılınmış sabah namazların olsun senin. Tufanlarda seni sağlam tutacak. Yani ağacı önce diktiriyor Allah Hazreti Nuh'a. Nuh aleyhisselam namazını yitirmiş bir adamı, bırakın Nuh'un tufanını,
ufacık öksürük sesiyle yıkılır gidersiniz. Namazsız bir adamın küfür dalgalarının karşısında ayakta durması mümkün değildir. Adam geliyor, hocam diyor, iyi nefesi kuvvetli tanıdığın bir hoca var mı diyor, böyle cinci muskacı arıyor. Ne yapacaksın? İşte şöyle şöyle oldu da evimde huzursuzluk var. Sabah namazını kıldın mı diyorum. Suratıma uzaydan mı geldin diye bakıyor. Ya kardeşim, sabah namazını kılmayan bir adamın tepesine dangıdana taş düşse yeridir ya. Şaşırmaması lazım. Hiç şaşırmaması lazım. Muskaya, cine gerek yok. Şeytana, muskacıya, hokkabaza, sahtekara gerek yok. Bir Müslüman güne bir namazla başlamamışsa o günün bütün felaketleri gelin benim başıma demiştir okul. Allah'ım hayatımızda namazı Nuh'un gemisi gibi sağlam tutmayı bize nasip eyle. Kardeşlerim, Hazreti Nuh gemiyi nasıl yapacağım dedi. Ne yani gemi? Öyle ya, bu gemi şekli nasıl çıkacak? Şimdi gördüğünüz bu gemi modelinin ilk proje mimarı Allah'ın emriyle Cebrail'dir. Cebrail Nuh'a dedi ki aleyhisselam, her ikisine de dedi ki, ön tarafı horoz başı gibi yukarıda olacak. Bak, altı kuşun karnı gibi yayvan olacak. Kuşun karnı gibi, ördeklerin karnı gibi. Arkası horozun kuyruğu gibi yukarı dikilecek. Genişçe ağaçtan yapacaksın. Ve Hazreti Nuh bu gemiyi başladı yapmaya. Ufak tefek iskeleler çatılıp şekil çıkmaya başlayınca kral geldi. Bu işten vazgeç Nuh dedi. Bu işten vazgeç, yoksa seni de gemini de yakarım dedi. Hazreti Nuh dedi ki, bunu bana yap diyen Allah. Yapma diyecek olan da sadece Allah'tır. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın yap dediğini kulunun yapma demesiyle terk etmem dedi. Vay benim efendim. Şimdi bir maç için, bir film, bir dizi için, bir eğlence programı, bir yarışma programı için, efendim bir siyasi toplantı, bir parti mitingi için kaç namazın kafasını koparıyoruz? Allah'ın yap dediği kaç şeyi yapmıyoruz ve hiç rahatsızlık duymuyoruz. Ne garip bir şey. Hazreti Nuh dedi ki, Allah'ın yap dediği bir şeyi kulun yapma demesiyle vazgeçmem dedi. Gemi orada. Yakarsan yakarsın dedi. Sana 3 gün izin. Ya burayı terk edersin, bu gemiden vazgeçersin, bir dahaki gelmemde yakacağım dedi. Hazreti Nuh aleyhisselam, öyleyse sen gemiyi yakacaksan Allah da senin oyununu bozacaktır dedi. Artık ağzından çıkmıştı. Bazen kul belayı kendi ağzından çıkan sözle çeker kendine. Yani sizin diliniz başınıza beladır aslında bazen. Bir büyük laf konuşursunuz, bir dünyayı başınıza yıkarsınız. Bazen dilin, hani dilim seni dilim dilim edeyim demiş ya atalarımız. Bazen dilinizdir başınızın belası. İşte kral dermesil arkasındaki korumalara ve askerlere güvenerek 3 gün izin dedi ya, 3 günden sonrayı millet merakla bekliyor. Millete seyir lazım. Millete tiyatro lazım. Halkın sizi kışkırtmasına dalarsanız hakkın hatırını unutursunuz. Halkın her talebi sizin için sizi hakka götürmez. Orada 3 gün sonra ne yapacak, ne yapacak diye fiskos fiskos adama, hani mahalle baskısı diyorlar ya şimdi. Kızcağız geliyor, hocam üniversiteye gidiyorum. İyi güzel, Allah başarılar versin. Başımı örtersem arkadaşlarım ne der? Ne der? Ne der? De bana, gerici desinler. Yobaz derler. Başka ne derler? Başka ne derler? Peki başını kapatmazsan Hazreti Muhammed ne der? Hazreti Fatıma ne der? Aleyhissalatu vesselam. Hazreti Ayşe ne der?
Hazreti Ali ne der? Hazreti Ebu Bekir ne der? Hazreti Osman ne der? Hazreti Ömer ne der? Hazreti Kur'an ne der? Başı açık gezersen Allah ne der? Bu senin saydıkların, bu benim saydıklarımdan büyükse, kimin hatırı üstünse sen ona uy kızım. Sen onu takip et. Bir gün sen de öleceksin. Şimdi aynaların karşısında yarım saat, bir saat sağa tarıyorsun, sola tarıyorsun ya. Gerçi bende yok. Tarıyorsun ya böyle, bir de böyle. Saatle şöyle mi oldu, böyle mi oldu, bir bak anne, bir bak arkadaş, bu mu iyice, bu mu iyice diyorsun ya. Ha, onları karıncalar yiyecek, benden duy. Koyacaklar seni bir mezara, koyacaklar beni bir mezara, ilk kirpiklerinizden başlayacaklar. Elini kaldırıp git şuradan diyemeyeceksin böceklere. Ben aynalarda yarım saat geçirirdim, güzellik salonlarında bir buçuk saatim geçerdi diyemeyeceksin. Çıtır çıtır yiyecekler. Allah'la baş başa kalacaksın. Allah'ın sana yap dediğini yap, yapma dediğini yapma Müslüman. Hazreti Nuh gemiyi yapmaya devam etti ya. Allah emretmiş. Peygamber hakkal yakin Allah'ı biliyor. Bizim gibi kitaptan, sünnetten bilmiyor. Bizzat Allah onun kanına, iliğine hissettir. Peygamber çünkü hissediyor, biliyor. Bütün ruhuyla biliyor. Kardeşlerim, 3 gün sonra geldi adam. Adamlarıyla beraber. Halk da peşinde. Bakalım Nuh'un gemisini yakınca ne olacak? Hazreti Nuh aleyhisselam krala dedi ki, gel bu sevdadan vazgeç. Sen bu işten vazgeçmezsen Allah'ın azabı geldi, dönüşü yok. Hazreti Nuh gemiyi de bitirmiş. Tamamlamış Müslümanlarla birlikte. Dedi ki, bu çölde su yok, bir şey yok. Neyle yüzeceksin? Bu gemi bu dağları aşacak biliyor musun dedi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisini yakın emri verdi kral. Şehrin öbür başından bir adam koşarak geldi. Hazreti Nuh onlara demişti ki, Allah ilk tufanı nereden başlatacak biliyor musunuz? Nereden? Sizin şehrin ortasında büyük kazanlarınızın kurulduğu ocak var ya, ateş yaktığınız ocak. Ha, o ocaktan su fışkıracak dedi. Yani ateşin içinden su fışkıracak. Nuh'un haberi bu. Şehrin öbür başından gelen adam krala dedi ki, ey kral hazretleri, şehrin meydanındaki ateş kazanlarının kaynadığı o ocaktan su fışkırmaya başladı. Ateş de söndü, yerden durduramadığımız bir su fışkırıyor. Yer patlamış sanki, su borusu su fışkırtıyor. Bütün halk Hazreti Nuh'a korku dolu gözlerle baktı. Kral, herkes dönsün evine dedi. Kur'an-ı Kerim diyor ki, ey Nuh, onların çoğu asla iman etmeyecekler dedi. Allah gelecekten haber verir miymiş? Verirmiş demek. Bazen şimdi çıkıyorlar, Allah gelecekten haber vermemiştir falan. O zaman gelecekten haber verirse kul sorumlu olmaz filan. Haşa. Allah bilmez mi ya? Ela ya'lemu men halak. Yaratan Allah bilmez mi hiç? Hazreti Nuh'un sözünün doğru olduğunu görünce Nuh geminin kapısını açtı, binin dedi. Müslümanlar bindiler. Nuh'un 3 oğlu bir de kendisi bindi evinden. Hanımı Uzre ya da Vaile ve oğlu Kenan binmedi. Ne garip bir şey. Peygamber çocuğu, peygamber hanımı 950 yıl o peygamberle yastığa baş koyacak, cehennemin dibine gidecek. Ne acayip bir şey. Allah'ım, iman nasıl bir şeymiş demek ki. Hazreti Ebu Bekir'in bir hanımı da kafir olarak öldü biliyorsunuz değil mi? Hazreti Ebu Bekir'in hanımı Kuteyle binti Abdülüzzah. Garip bir şey. Hazreti Ebu Bekir'e öyle aşık ki
Kadın Hazreti Ebu Bekir'den ayrıldıktan sonra ölene kadar kimseyle evlenmedi. Bir gün Ebu Bekir gelir diye bekledi. Evlenmedi kadın. Hazreti Ebu Bekir Allah'ı ve Resulünü karısından daha çok seviyordu. İşte o sevgidir Hazreti Ebu Bekir'i bizim gözümüzde, müminlerin gönlünde büyüten. Allah'ım bu sevgiden bize de nasip eyle. Sevgili dostlar, şimdi grup dergahtan bir güzel eser daha dinleyeceğiz ve bunun ardından inşallah yine Resulullah'ın izinde Mekke'den, Medine'den, mübarek beldelerden kardeşlerim programımız hemen ilahinin ardından, kısa bir aranın ardından devam ediyor. Biz buradayız inşallah. Şimdi grup dergah sizlerle. Döşeklerde
yastığa baş koymadım. Can efendim can, can efendim can. Bir yastığa baş koymadım. Can efendim can, can efendim. Salat selam sana can efendim can, can efendim can. Sana salat selam sana can efendim can, efendim can, can efendim. Mübarek beldede, Medine-i Münevvere'de, Aliye bölgesinde, Avali'de Hazreti Maria annemizi, ümmetin annelerinden Hazreti Maria annemizi konuşacağız. Maria annemizin hayatı ilginç. Mısırlı kendisi Hazreti Maria, babası Kıpti yani Mısır'ın yerlisi, annesi Rum. Hazreti Maria annemizin annesi anne tarafından Rum ama Mısır'da doğmuş Hazreti Maria. Maria annemizin doğum yeri İskenderiye yakınları. Fakat o zaman Mısır meliki, Mısır kralı Mukavkıs'ın sarayında, sarayda hizmet eden, sarayda çeşitli görevler üstlenen, temizlikten, misafirlerin ağırlanmasına, yemeklerine, onların karşılanmasına, onları gezdirilmesine, Mısır'ın tanıtılmasına birçok insan oluyordu. Erkek ve kadın sarayların hizmetçisi ve saraylara böyle hizmetçi olmak için insanlar can atıyorlardı. Çünkü hayatları kurtuluyor, anasının babasının hayatı kurtuluyor, ailesi kurtuluyor maddi anlamda. Maria annemiz ve kız kardeşi Sirin de işte bu şekilde Mısır melikinin sarayında hizmet eden hizmetkarlardan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin 7. senesi çeşitli ülkelere, çeşitli topraklara mektuplar gönderdi. Onları hidayete çağıran, onları İslam'a anlatan, onları İslam'a davet eden mektuplar gönderdi. Bu mektuplardan birisini de Hatip bin Belti'a radıyallahu an Efendimizle Mısır'a gönderdi. Hazreti Hatip Mısır halkının dilini konuşabilen ve Resulullah Aleyhisselam'ın mektuplarını güzelce anlatıp izah edebilen bir bilgiye sahip. Aynı zamanda Bedir ashabındandır Hazreti Hatip bin Belti'a. Hatip Resulullah'ın mektubunu Mukavkıs'a verecek. Mukavkıs okuyacak. Mektubu Hatip'le mütalaa edecek, görüşecekler. Diyecek ki ben doğrusu son peygamberin Şam'dan çıkacağını biliyordum. Dolayısıyla hani Muhammed'in söyledikleri güzel şeyler, şanı yüce şeyler ama ben yine de bunu halkıma izah edemem dedi. Ve Peygamber Efendimiz'e bir mektup yazdı. Hatip bin Belti'a'ya da dedi ki benim sana karşı böyle yumuşak davrandığımı, yeni bir dinle geldiğini ve bir İslam'a davet ettiğini bizi duyarsa halk seni öldürmem gerekir. Bu aramızda kalan bir konuşma olsun. Benim Muhammed'e karşı da içimde doğrusu hiç görmediğim halde bir sıcaklık, bir muhabbet hasıl oldu. Belki düşmanlarını çoğaltmak istemiyordu adam. Belki gerçekten Peygamberimize karşı gıyabında bir muhabbet doğmuş da olabilir.
çok kıymetli hediyeler. Mesela beyaz bir katır, Düldül ismi, bunu peygamberimize gönderdi. Yine bir tane çok iyi cins deve, yine iki tane de Maria ve Sirin'i insan hediye ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Kardeşlerim, şu mübarek günde anlaması bile çok zor geliyor insana. Şirin ve Maria annemizi peygamberimize hediye olarak gönderdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ikisini de gördüğünde sizi azat ediyoruz dedi. Ama bu arada hani yolculuk yaklaşık Mısır'dan Medine, nereden baksanız bir 15-20 günlük bir yol. Hatip bin Belti'a o arada Kur'an'dan, sünnetten, peygamberimizin ahlakından, kendilerinin eski dinlerinden, İslam'ın neler anlattığından anlatınca bu iki hanım kızımız İslam'ı sevdiler. İyi, korkulacak bir yere gitmiyoruz. Peygamberimizin ne kadar nazik, ne kadar merhametli olduğunu anlatınca içinde sevgi doğdu Maria'nın. Maria annemiz ve Sirin Medine'ye gelip de Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam tabii onları azat etti, hürriyetine kavuşturdu. Ve onları İslam'a davet etti. Allah Resulü İslam'ın kadına, o günkü cahil dünyada köleliğe, kadına, ezilmiş zayıflara bakışını anlattı. Ve Resulullah'ın etrafındaki insanlara bir baktı ki Maria, hakikaten Afrikalı, efendim İranlı, efendim Yemenli, çeşitli yerlerden gelmiş, çok fakir, köle, garip insanlar Hazreti Muhammed'in etrafında şerefli, güçlü, saygın, iyi insanlar olmuş. Bilal-i Habeşi'yi düşünün mesela, Habbab bin Eret'i düşünün mesela. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları hürriyetine kavuşturup İslam'a davet edince onlar Müslüman oldular. Geri Mısır'a dönmediler. Allah Resulü Şirin'i Hasan bin Sabit, peygamber şairi var ya, o Hasan bin Sabit'le evlendirdi. Hani Medine'de bir aile olsun, sonuçta genç bir bayan öyle yalnız başına yaşayamaz. Her türlü kötü insanlar da olabilir, kötülük düşünen olabilir. Ama bir aile, bir yuva kurmuş bir hanıma kimse kötü gözle bakamaz. Ailenin böyle bir koruyucu özelliği var. Allah yuvalarımızı muhafaza eylesin. Allah Müslümanların yuvalarına huzur, güzel geçim versin. Evli karı kocaların arasına Allah aşk, muhabbet, sevgi, saygı, hürmet, birbirine değer verecek güzel iman nasip eylesin. Çoluğumuza, çocuğumuza da Rabbim güzel ahlak, iman selameti versin. Hazreti Maria radıyallahu anha annemiz, Resulullah aleyhisselam kendisini ister memleketine göndereceğini, ister Medine'de yaşayacağını, isterse onunla evlenebileceğini söyledi. Peygamberimiz Maria'ya evlilik teklif etti yani. Hazreti Maria da hani böyle kralın emaneti ya, kralın emaneti bu taraftaki bir numara, liderin kontrolünde olması, onun himayesinde olması bir denklik esasına da uygundur. Allah Resulü'nün evlilik teklifini kabul etti. Siyer kitaplarının anlattığına göre Maria annemiz kıvırcık saçlı ve çok güzelliğiyle dikkat çeken kıymetli bir annemiz. Hani cari olarak geldi ya, bunu Medineliler gördüler. Ama İslam'a girince tabii kapanacak, güzel bir Müslüman hanımefendi olacak. Öyle üst tarafta yalandan bir başörtüsü, ucundan kıyısından, alt tarafta daracık kot pantolon. Buna şimdi Müslüman tesettürü diyorlar. Hadi oradan, böyle tesettür mü olur? Allah'tan korkmak lazım. Daha dün Müslüman olmuş Hazreti Maria, tepeden tırnağa İslam'ın tesettürüne büründü. Allah'ım annemizin şefaatini bütün hanım kardeşlerimize ve bizlere nasip et ya Rabbi. Maria annemiz Resulullah'la evlendikten sonra hızla peygamberimizi, peygamberimizin dinini, Kur'an'ı merak edip araştırmaya, sormaya başladı. Allah Resulü bir şeyi çok ilginç bir strateji uyguladı bir konuda. Hanımlarından mesela Safiye anamız bir Yahudinin kızıdır. Maria anamız bir Rum ve Mısırlı bir
ailenin kızıdır. Yani Rum kökeni var, Hristiyanlıktan gelme. Bu iki hanımı da Resulullah Efendimiz Medine'nin dışında bir yere yerleştirdi. Mesela işte Maria anamız görüntülerde de izlediğiniz gibi Avali bölgesinde. Kabri de oradadır. Her ne kadar bazı siyer kitaplarında Maria annemizin mezarı Cennetül Bakide diye yazıyorsa da kardeşlerim birçok araştırmalarımızda Maria annemiz kendi evinin bahçesinde şimdiki Avali bölgesinde evinin bahçesinde vefat ettiğinde defnedilmiştir. Hazreti Maria annemiz İslam'ı araştırdıkça bir şey gördü. Bir baktı ki Hazreti Muhammed'in hayatında bir Mısırlı daha var. Kim o? Hacer annemiz. Resulullah'ın 2000 yıl önceki annesi. Hazreti İsmail'in annesi Hacer de Mısırlıdır. Ve İbrahim peygamberin de yıllarca çocuğu olmamıştır. Hacer, Hazreti İsmail'i yıllar sonra evlendiği zaman doğurmuştur. Hacer annemizin, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Muhammed'in de soyu olan, aleyhissalatü vesselamın büyük dedesi olan İbrahim peygamberin hanımı oluşu, Maria annemiz kendi kaderini Hacer annemizin kaderine benzetmeye başlamış. Ve işte kadınlık duygusu, Hacer İbrahim'den çocuk doğurmuştu. Muhammed de Hatice annemiz vefat ettikten sonra 10 yıl önce vefat etmiş. Maria annemiz hicretin 7. yılında Medine'ye gelmişti. Peygamberimizle evlenmişti. Hazreti Hatice hicretten 3 yıl önce vefat etmişti. 10 yıl önce vefat etmiş. Resulullah'ın başka hanımları da var. Ayşe anamız var, Ümmü Seleme var, Hazreti Hafsa var. Hazreti Peygamber'in başka hanımları da var. Ümmü Habibe annemiz filan var. Ama hiçbirinden çocuğu olmamış. Sanki İbrahim Peygamber'in hayatına dikkat eder misiniz? Biraz benziyor. Maria annemiz kendi hayatını ona benzetmeye başlamış. Acaba benim Hazreti Muhammed'den çocuğum olur mu? Kendi kendine demiş ki Hazreti Ebu Bekir'in kızı Ayşe daha 20'li yaşlarında onun bile çocuğu olmamış da senin mi çocuğun olacak Muhammed'den? Bak Allah Muhammed'e Hatice'den sonra evlat vermiyor ki diye kendini de frenlemiş. Hazreti Peygamber Maria annemizin hem başka kültürden, başka dinden, hem başka milletten, başka ırktan geldiği için ona çok zaman ayırdı. Safiye anamıza da öyle. Yani iman onların kalplerine iyice yerleşsin diye Allah Resulü onlarla çok sohbet etti. Çok anlattı. Bizim bildiğimiz karı koca ilişkisinin dışında Müslümanlar, dikkat ediniz. Allah aşkına buraya çok merhametle bakınız. Allah Resulü onlara çok ihtimam gösterdi. Evlerini olabildiğince tartışmalardan uzak, Safiye anamızın hem de Maria anamızın. Hadi Safiye, Arapların bildiği bir isim. Maria, Arapların bildiği bir isim değil. Hazreti Muhammed, Maria annemizin ismini değiştirmedi biliyor musunuz? Hazreti Muhammed Mustafa da ona Maria diye hitap etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok zaman geçirince Ayşe anamız da kıskanmış. Bir gün kendini gizleyip hem Safiye'yi hem Maria'yı merak etmiş, gelmiş gizlice evine misafir olmuş. Yabancı bir Arap kadını gibi. Ben Ayşe'yim dememiş. Yüzünü gözünü güzelce kapatmış. Annemiz Maria, Hazreti Muhammed Mustafa ile evliliğinden kısa bir zaman sonra hamile kaldı. Bunu 3-4 ay kimseye söylemedi. Ta ki karnındaki bebek annesinin karnında hareket edip onu rahatsız etmeye, ona tepki vermeye başlayınca anca o zaman Hazreti Muhammed'e haber verdi. Babaya yani. Resulullah Efendimiz ne derdi acaba? Acaba Hazreti Muhammed çocuğunun olmasını nasıl karşılardı? Bir Hristiyanlıktan dönen Rum kökenli bir kızdan bir çocuğunun olmasını Medine nasıl karşılardı? Merak içindeydi. Çünkü insanların garip garip adetleri var. Hazreti Maria, Hazreti Muhammed'e işte bu gördüğünüz kardeşlerim Avali bölgesinde hamile olduğunu söyledi. Bir bebek bekliyorum ya Resulallah dedi. Allah Resulü öyle sevindi, öyle sevindi, öyle sevindi ki Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam çok neşelendi. Maria annemiz şaşırdı.
Hani bu kadar sevineceğini beklemiyordum. Öyle ya, Hazreti Muhammed isteyebilir ki Zeynep binti Cahş'tan çocuğu olsun. İsteyebilir ki Ümmü Seleme'den çocuğu olsun. İsteyebilir ki Hazreti Muhammed Ebu Bekir Efendimiz'in kızından bir çocuğu olsun. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'dan çocuğu olsun isteyebilir. Hazreti Maria annemiz çocuğu doğurdu. Medine'de bir bayram. Medine'de bir bayram. Resulullah onu Hazreti Havle isminde Ümmü Bürde diyeceğimiz künyesi Ümmü Bürde annemize, bir de demirci kocası vardı, onlara emanet etti süt annesi olarak. Yaklaşık 1,5 yıl yaşadı bu çocuk. Allah Resulü ne kadar sevindi, ne kadar bayram etti. Hatta bir gün çocuğu aldı, Ayşe'nin evine getirdi oğlunu. Hani Hazreti İbrahim de Hacer'in oğlunu Sare annemizin evine götürüyordu ya, Sare annemiz ona anası gibi bakıyordu ama bir yerde kıskançlık başladı. Hazreti Ayşe anamıza da götürdü çocuğu, İbrahim'i, oğlunun adını da İbrahim koydu Hazreti Muhammed. Resulullah'ın şu nezaketine bakar mısınız? Hazreti Muhammed Mustafa'nın şu inceliğine, şu güzel ahlakına bakar mısınız? Hristiyan bir anne olan Maria annemiz İslam'a döndü, Müslüman şimdi. Hristiyanlıktan gelen Rum kökenli ve Mısırlı Maria'nın oğluna Mısırlıların, Rumların, Yahudilerin ve Hristiyanların da çok sevdiği İbrahim peygamberin ismini verdi oğluna. Ortak isim yani. Peygamberimiz uzlaşmacı, Resulullah Aleyhisselam anlayışlı bir insandı. Allah'ım o merhameti bize nasip et ya Rabbi. Şimdi ailelerde ne kavgalar oluyor. Benim dediğim olacak, çocuk benim babamın adını taşıyacak. Ne kavgalar duyuyoruz. Allah Resulü çocuğun ismini, Maria'nın da çok sevdiği bir isim olan İbrahim ismini vermiş. Ayşe anamıza götürdü İbrahim'i. Dedi ki, Ayşe şuna bak dedi, Hazreti Ayşe de. Tabii üzülse de belli etmez. Çocuğu olmayan bir kadının yanında çocuk sevmek, hani çok hoş değildir ama Hazreti Ayşe de Resulullah'ın çocuğunu aldı, öptü. Dedi ki peygamberimiz, bir anda insan işte. Hazreti Muhammed hata yapar mı? Tabii yapar, insan. Bak Resulullah Efendimiz kendi ifade ediyor. Keşke söylemeseydim diyor. Hazreti Ayşe'ye dedi ki, Ayşe bak bak dedi. Nasıl babasına benziyor dedi. Hani biz de deriz ya şimdi, aslan oğlum aynı babasına benziyor. Aslan oğlum aynı anasına benziyor der ya anne babalar. Ha, Hazreti Muhammed de onu söyledi aleyhissalatü vesselam. Ayşe annemiz kucağındaki çocuğu Hazreti Muhammed'e hızla verdi. Dedi ki hayır dedi, anasına benziyor dedi. Yani Resulullah'a benzetmek hoşuna gitmedi. Kıskançlık. Allah Resulü birden diyor ki Ayşe diyor çocuğu olmadığı için üzüldüğünü anladım. Onu üzdüğüm için diyor, Ayşe'yi incittiğim için hatamı anladım. Çocuğu aldığım gibi gittim, bir daha getirmedim diyor. Hazreti İbrahim bu çocuk 2 yaşına değmeden ölecek biliyor musunuz? Hastalanacak. Daha sütten kesilmemiş. Allah Resulü buyurdu ki Maria annemiz çok ağladı. Çok ağladı bu avalide. Sabahlara kadar gözyaşı döktü. Hazreti Maria annemiz radıyallahu anha ağlayınca Resulullah dedi ki Maria üzülme. Allah'a yemin ederim ki Allah ona cennette 2 tane melek tahsis etti. Şu anda süt emme sürelerini o melekleri emerek dolduracaklar dedi. Allah 2 tane huri, cennet hurisi, göğüsleri sütle dolu huri tahsis etmiş. Allah'a zorluk olur mu? Haşa. Onlar diyor o 2 anneyi emerek süt emme süresini dolduracak, Maria üzülme dedi. Maria annemizi teselli et. Allah'ım şu anda Suriye'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, dünyanın birçok yerinde Müslüman küçücük çocuklar sütsüz yere şehit oluyorlar. Allah'ım sen onlara da cennette süt anneleri tahsis eyle ya Rabbi. İbrahim yavrumuz vefat edince güneş tutuldu. Mezardan dönerken bir baktılar ki gökyüzü kapkaranlık, bu Medine'nin göğü. Medineliler dediler ki, Müslümanlar, sahabe efendilerimiz, Resulullah'ın üzüntüsüne gök bile dayanamadı. Bak güneş tutuldu, ortalık karardı, yas tutuyor kainat Hazreti Muhammed'le beraber dedi. Allah Resulü hemen müdahale etti. Hayır dedi, güneş İbrahim'in ölümü üzerine batmadı dedi.
güneş İbrahim'in ölümü üzerine tutulmadı dedi. Allah'ın ayetleridir ay ve güneş. Hiçbir insan için ne doğarlar ne batarlar, ne tutulurlar ne kararırlar. Onlar Allah'ın emriyle hareket ederler dedi. Yani bu normal bir güneş tutulmasıdır. Kalkın iki rekat namaz kılın dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küsuf namazı kıldırdı Müslümanlara. Can kardeşlerim, aziz dostlar, İbrahim peygamber vefat edince Resulullah'ın gözlerinden yaşlar döküldü. Resulullah'a sordu Abdurrahman bin Avf Hazretleri radıyallahu anh. Dedi ki ya Resulallah, siz de mi küçük çocuğun ardından ağlıyorsunuz? Dedi ki ey Abdurrahman, evlat dedi insan için Allah'ın bir imtihanıdır. Dünyanın süsüdür, meyvesidir evlat. Onların ölümüyle insanın gözleri yaşarır, kalbi hüzünlenir. Bu Allah'ın bize verdiği merhametinden bir parçadır. Ama bizim ağzımızdan kötü söz, kadere isyan eden, Allah'a isyan eden ağır kötü söz çıkmaz. Ama gözlerimiz yaşarır dedi. Allah'ım bir cenazemiz olduğunda bizi haddi aşanlardan etme. İtikadını yıkanlardan etme. Amel defterini günahla dolduranlardan etme ya Rabbi. Hele hele hanım bacılar, aman ha aman, böyle genç menç cenaze olunca ağzınızdan çıkanı bazen duymuyorsunuz. Çok ağır laflar onlar, çok günah laflar onlar. Allah'ım bize güzelce sabır nasip et. Gözlerimiz yaşarabilir, ağlayabiliriz. Yavrum, yavrum diyebilirsiniz ama nereden öldü, başka ölecek kimse yok muydu diyemeyiz. Allah, Maria annemizi mekanında ziyaret ettik. Avali'de. Sizleri de buraya misafir ettik Medine'de. Hazreti Maria annemizin kabri ve Musa Kazım Hazretlerinin hanımı Necme annemizin kabrini ziyaret ettik. Allah onlara rahmet eylesin. Cenab-ı Hak Azze ve Celle onların şefaatini bize nasip eylesin. Hacer annemizin kaderine kaderini benzetmiş Maria annemizi, Hacer annemizi cennette ziyaret etmeyi, ellerinden öpmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, Kanal 7 ekranlarında sahur vakti Başakşehir Sular Vadisi'nde devam ediyor. Ve programımızın bu son bölümünde 11. sahurumuz, elhamdülillah 11. orucumuza niyet ediyoruz. Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak sağlıkla, sıhhatle tamamlamayı nasip etsin. Hastalarımıza, dertlilerimize, oruç tutamayan kardeşlerimize Allah sıhhat afiyet versin. Onların da sadakalarını, fidyelerini Rabbim kabul etsin. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hayatı uzun bir ömür ya, o az önce izlediğiniz Maria annemizin de, hani Mısırlı Maria annemizin hayatından biraz bahsettik. Peygamber Efendimizin ev hayatıyla alakalı bağlantı kuracak olursak, yani oradan olayı ilişkilendirmek gerekirse, Resulullah Aleyhisselam bir taraftan Hacer annemiz Mısırlı, Hacer annemiz Hazreti İsmail'in annesi, İbrahim peygamberimizin hanımı Mısırlı, Maria annemiz de Mısırlı. Maria annemizin dini İslam'dan önce Hristiyanlık. Kendisi Hristiyandı. Annesi Rum, babası Kıpti, Mısırlı. Yani Hazreti Maria'nın sülalesinin annesi Rum'du, babası Kıpti'ydi. Fakat yolda Hatip bin Beltia ona İslam anlatıp Müslümanlığa kalbi iyice ısınıp, hatta yolda Müslüman olduğu iki bacının anlatılır. Hazreti Maria'nın ilginç olan, bana ilginç gelen tarafı, Resulullah'ın onun ismini değiştirmemesi. Yani Maria kaldı ismi.
ve Resulullah Aleyhisselam'a çocuk doğuran Hatice annemizden başka tek hanımı, Peygamberimizin ondan çocuğu olmuş. Resulullah'ın ince nezaketine dikkat edin. Maria annemizin çocuğunun ismini İbrahim koyuyor. Burada aile içi uyumla ilgili, ailedeki güzel geçimle ilgili çok ince bir mesaj var. Yani Resulullah Aleyhisselam, Hazreti Maria'nın da kutsal gördüğü, Hazreti Peygamber'in de dedesi olan Hazreti Maria annemizin de benimseyeceği bir ismi oğluna isim olarak veriyor. Şimdi öyle günler oluyor ki Müslüman aileler birbiriyle karı koca neredeyse tartışmalar, kavgaya dönüyor isim konusunda. Hazreti Muhammed Mustafa, gurbetten gelmiş bir kadıncağız aleyhissalatü vesselam. Hazreti Maria'nın ne emmisi var ne dayısı var Medine'de. Yalnız başına bir kadın. Üstelik de köle, cariye, hediye edilmiş Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam. Yani bu kadıncağızın Peygamberimize karşı ne pazarlık gücü var, ne kavga edecek ya da tartışacak gücü var ki Peygamberimiz onun da beğeneceği, istediği, sevdiği, kendisinin de sevdiği ortak bir isim veriyor çocuğa. Kardeşlerim, bu bir Müslüman için, ailede beraber yaşayan insanlar için çok güzel bir örnek. Yani illa benim dediğim olacak. Birbirimizi yenme hırsı, birbirimize üstün gelme hırsı, kadınımızda da erkeğimizde de tavan yapmış durumda. Acayip bir gerginlik var. Hele bu dizilerle, mizilerle ahlak, iman bir şey kalmadı zaten. Millet ya eskiden konuşması insana utanç verirdi. Aile içinde insanın yengesiyle, akrabalarından biriyle kötü niyet düşünmesi, adam bunun filmini yapıyor. Ve Müslüman bir memlekette bu en çok izlenen filmler içinde oluyor. Dolayısıyla Resulullah Efendimizin hanımının beğendiği ve istediği bir ismi ve kendisi için de çok güzel bir isim İbrahim Peygamber'in ismini oğluna vermesi bize çok güzel bir örnek. Nefisler bu sözlerle sakinleşir mi bilmem ama yine de dua etmekten başka elimizden bir şey gelmez. Bizim elimizde sopa yok ki birinin kafasına vuracağız, öyle bir şey olmaz. Herkes imtihan oluyor dünyada. Güzel sözü söyleriz, bizim bildiğimiz sözü söyleriz kitaptan, sünnetten, insanlar yaşar ya da yaşamaz. Herkes imtihan oluyor bu dünyada. Kardeşlerim, mümkün olduğunca beraber hareket edin. Yani eşler birbirlerine saygılı olmalı. Birbirlerinin haklarına riayet etmeli. Çocuğun ismini korken Hazreti Muhammed Mustafa hanımının razı olacağı bir ismi koymuş. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Allah'ım o ahlaktan bizlere lütfet ya Rabbi. Hazreti Nuh'la ilgili de kardeşlerim daha çok şey anlatacağız ama Nuh'la ilgili söz buraya gelmişken üç dağ hiç unutmayın. Üç dağın üç sembolü var. Bir, Cudi Dağı, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yerdir. Hayatı yeniden başlatan dağ. Yani insanlık tufan bütün dünyayı mı kapladı? Yoksa sadece Irak, bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi o bölgede mi oldu? Alimler bunu tartışıyorlar. Yeryüzünü sular kaplamıştı ifadesini hem hadislerde hem Resulullah'ın hadisinde hem Kur'an'daki ayetlerde hem İslam alimlerinin ifadesindeki bu sözün tüm dünyayı kapsamadığını söyleyenler çıkmış. Ancak öyle bile olsa kardeşlerim hayatın yeniden başladığı yer Cudi Dağı, karaya oturan gemi. Bir dağın tepesine oturan geminin içinden indik. Peki gemiden inince, daha geminin hikayesi var da söz buraya gelmişken ifade edeyim.
gemiden inince son yiyeceklerini de aşure çorbası yapmıştılar, hatırlıyorsunuz. Hazreti Nuh'un gemide yiyecek bir şey kalmadı, herkes bir şey getirdi. Biri işte fasulye getirdi, biri ceviz getirdi, birisinin bulguru kalmıştı iki avuç, onu getirdi. Herkes bir şey getirdi, kaç çeşit yiyecekten, tatlı var, tuzlu var, efendim çeşit çeşit yiyecekten hepsini bir kazanda kaynattı, ortaya güzel bir çorba çıktı. Muharrem'in onu olduğu için aşure çorbası dendi, Hazreti Nuh'tan kalma. Pek değişik, pek çok çeşidin bir kazanda erimesinden çok güzel bir çorba çıkarmış. Öyleyse siz de birbirinizi farklılığınızdan dolayı kötü zannetmeyin. Hepimiz bir kazanda erirsek, hepimiz bir araya gelirsek, siyahı, beyazı, sağcısı, solcusu, alevisi, sünnisi, türkü, kürdü, lazı, çerkezi, gürcüsü, arabı bir araya gelirsek, Hazreti Nuh'un çorbası gibi çok güzel tat çıkar ortaya. Allah birlik ve beraberlikten ayırmasın. Üç dağ, hayatın yeniden başladığı Cudi, Tur-u Sina, Hazreti Musa'nın Allah'la binbir kelam ettiği sır dolu mübarek dağ, Hira Nur Dağı, Hazreti Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatu vesselama peygamberliğin verildiği mübarek Mekke'deki dağ. Bu üç dağ insanlara üç peygamber üzerinden bir şey anlattı. Hazreti Nuh aleyhisselam ailesinden, biliyorsunuz hani hanımının Müslüman olmaması, eşinin her şeye rağmen inat edip Müslüman olmadan ölmesi, oğlunun Müslüman olmaması, Allah'a dua edince Allah oğlu için dua etmemesini emrediyor. Oğluna dua etmemesini emrediyor Allah. O zaman Nuh aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi o benim oğlum, o benim evladım ya Rabbi, o benim ev halkımdan. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki, o senin ehli beytinden değil dedi. O senin ehlinden değil. Çocuğu ama, yani kendi kanı kanını taşıyor. İslam'a girmeyince, kardeşlerim miras da dahil olmak üzere, İslam'a göre bağ kopuyor. Allah bağı iman bağıyla bağlamış bizleri birbirimize. Onun için Hazreti Nuh aleyhisselam'ın o hiç tanımadığı, Müslüman olduğu için kardeşleri olan o insanlarla yeryüzüne inince gemide bir şey kalmamış yiyecek. Ne yiyecekler? Yemek kitapları falan yok. Öyle yemek falan şeyler yok. Ne yiyecekler aşağıda? Nasıl buldular? Hayvanlardan da birer çift vardı ya gemide. Hayvanlardan. Atı salıverdi ilk önce. At. At araziye indi, atın yediklerini yediler. Zehirlemediğini oradan öğrendi. Ney zararlı, ney faydalı bir hayvandan öğrendik biz. Allah insana ayetle de bilgi öğretir. Allah insana okulla da bilgi öğretir. Allah insana bir hayvandan da bilgi öğretir. Bir başka ayeti kerimede Adem peygamberin hayatını hatırlıyorsunuz. İki kardeş, kıskanç olan Kabil, küçük kardeşi Habil'i öldürünce onun ölüsünü nereye saklayacağını bilemedi. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor yine kardeşlerim. Nereye gömdü ve nasıl gömdü? Bir kargayı gördü. Karga yeri eşeliyordu. Ayet bu Kur'an-ı Kerim'de. Karganın ölmüş bir kargayı toprağa gömdüğünü görünce insan da bir kargadan insanı mezara koymayı öğrendi. Ve Adem peygamberden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de dahil bütün dinlerde ölüler toprağa gömüldü. Ve biz bunu, bütün peygamberlerin de bunu sünnet olarak devam ettirdiği bu olayı biz
bir kargadan öğrendik. Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor. Hazreti Nuh'un da yeryüzünde ne yiyeceğini biz bir attan öğrendik. Allah'ım bize faydalı ilim ver ya Rabbi. Ya Rabbi Hazreti Nuh'un o güzel hayatından ibret almayı bize lütfeyle. Sevgili dostlar, şimdi duaya geçerken kıymetli hocama, İbrahim hocam Ankara'dan misafirimiz, bizim çıkan kitaplarımızdan son çıkan Dillerden Düşmeyen 100 Dua kitabımızı hocama hediye ediyorum. Hocam kabul ederseniz bu dua kitabımızı hediye ediyorum. Allah nasip ederse bugün öğle namazından sonra saat 3'te Beyazıt, İstanbul Beyazıt Kitap Fuarı'nda imza günümüz var. Dileyen buyurabilir inşallah. Gündüz 3'te bugün Allah nasip ederse öğleden sonra Beyazıt Kitap Fuarı'ndayız. Tüm dostların da bilgisine sunmuş olayım. Şimdi haydin hep beraber ellerimizi açalım alemlerin Rabbine. 11. orucumuzda hep beraber dua edelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Va'fu anna ya kerim. Va'fu anna ya rahim. Ya Rabbi merhametine muhtacız. Allah'ım affına muhtacız. Affet bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi ibadetlerimizi çoğalt. Allah'ım rızkımızı helalinden bereketli olarak ümmeti Muhammed'e ve bizlere sen helal ve bereketli rızıklar ihsan eyle. Ya Rabbi kötü işlere, kötü yollara, kötü huylara alışmış nefislerimize tevbe nasip eyle. Allah'ım vakti gelmiştir. Hatalarımızdan dönmek istiyoruz. Namaz kılmayan kardeşlerimize 5 vakit namazı kalplerimize sevdir ya Rabbi. Malını mülkünü biriktirip zekat vermeyen Müslümanlara kadınımız da erkeğimiz de zekatı sevdir ya Rabbi. Allah'ım orucu bize sevdir ya Rabbi. Ya Rabbi hac etmeyi, mübarek beldeni tavaf etmeyi hepimize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, şu anda Kabe'de tavaf eden Müslümanların, dua eden Müslümanların ibadetlerini kabul eyle. Dünya üzerinde bütün Müslümanların el açıp sana yalvaran, kalbini, sırrını sana döken, sana muhtaç bütün kullarına ya Rabbi sen yardım eyle. Dua ve dileklerimizi kabul eyle. Allah'ım bizden önce yaşamış ecdadımız, ana babalarımız, soy sülale zincirlerimiz Hazreti Adem babamıza varıncaya kadar sana iman etmiş, kendi zamanının peygamberine iman etmiş bütün ecdadımıza rahmet eyle. Allah'ım bizleri yetiştiren, okutan, böyle kıymetli hocalarımızı yetiştiren hocalarımıza, ana babalarına, akraba, hayır sahipleri, Kur'an kurslarındaki hocalarımız, oraları açık tutan zenginlerimiz, esnaflarımız, hayır sahiplerimiz ve dünyadaki bütün iman hizmetlerinde insanlığın hayrına hizmet edenlere sen dua, hizmet ve gayretlerini kabul eyle ya Rabbi. Onlardan razı ol ya Rabbi. Onları ve bizleri affeyle ya Rabbi. Dert verip derman aratma. Ya Rabbi çoluğumuzun çocuğumuzun evlilikleri geldiğinde onlara iki dünyada mutlu olacakları hayırlı yuvalar kur ya Rabbi. Müslümanların yuvalarını yıkmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Başta Suriye, Doğu Türkistan, Irak, Patani, Orta Afrika, Myanmar, dünyadaki bütün mazlumları, Mısır'da Muhammed Mursi kardeşimiz ve bütün arkadaşlarına sen yardım eyle ya Rabbi. Zalimlere, katillere, hainlere, kafirlere, kötülere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin,
iyileri kötülerle yer değiştir ya Rabbi. İyileri güçlü, muzaffer eyle ya Rabbi. Kötüleri tevbe nasip et, ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, okunan ezanlarımızı minarelerimizden, semalarımızdan kıyamet sabahına kadar sen kesme ya Rabbi. Vatanımıza, devletimize, milletimize, ülkemize, bütün Müslüman beldelere huzur ve beraberlik, birlik ve kardeşlik ver ya Rabbi. Irkçılığın şerrinden, adı ne olursa olsun, sen koru bizleri ya Rabbi. Dininde bizleri kardeş eyle ya Rabbi. Din kardeşliğin üstünde bize hiçbir sevgi verme ya Rabbi. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna bi hurmeti sırrı suretil Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh.
As-salatu hayrun minen nevm. As-salatu hayrun minen nevm. Allahu ekber. Allah